Geçen gün burada gurmeleri anlatırken izleyenler arasında kim olsa beğenirsin? Ha? Vedat Milor. Üçüncü sırada oturuyordu Vedat Bey. Tam Mehmet abiden bahsederken baktım Vedat Bey böyle küçük küçük kayıyor aşağıda. Zannetti oradan metroya kaçış var. Dedim Vedat Beyciğim ne olur siz rahatsız olmayın. Siz dedim gerçek bir gurmesiniz. Hakikaten duygum da bu. Şimdi Mehmet abi bizden. Yiyor. Tamam. O yolunu bulmuş. Lafımız yok. Vedat Bey gurmedir ama şimdi Allah'ım var. Farkındasın değil mi? V for Vendetta. Hatırlıyorsun NTV'de. Abi adamın daha önceden yemişliği var. Hep ne zaman gitse diyor ki ben bunu daha önce yedim. Mehmet abi gibi. Mehmet abi ilk defa görüyor. Ben Mehmet abi de şunu gördüm. Aa kavurma. Şimdi Vedat Bey hep ben bunu Paris'te yedim diyor. Ben bunu daha önce yedim. Bunu tam karamelize etmemişsiniz. Buna limon gezdirip getirin. Gezdirip getirin diyor. Hakikaten işinde şey yani hakim işini anladın. Ama İstanbul'da çok estiriyor. Mesela İstanbul'da bir yere gittiği zaman Nişantaşı'nda bütün şef de kuzinler yani oranın açıbaşı diyeyim. Asker oluyor asker. Vedat Bey giriyor diyor ki bunu tam böyle şey yapmamışsınız. Niye böyle şey olmuş bu tam kıvamında değil galiba. Ambiyansınıza puan veririm, yıldızınızı düşürürüm falan diyor. Adam böyle asker oluyor. Hemen yapayım efendim karamelize edeyim de getireyim diye. Vedat abinin bir hatası oldu. Mehmet abiye özendi. Anadolu'yu gezmek istedi. Abicim sen çok kibar bir adamsın. Senin DNA'n tutar mı Mehmet? Yırtık. Kete veriyorlar yiyor. Hedik veriyorlar gömüyor. Şimdi Vedat Bey gitti yavrum. DNA tutmadı. Karadeniz'e gitti. Ağzına böyle kürekle pide vermeye çalıştılar. Bir de yavrum böyle hala soruyor. Bunda kuyruk yağı kullandınız mı? Adam diyor ki ye ekmeksiz götür diyor yani. Herif zaten esnaf lokantası. Her yer böyle kamera mamera olmuş. Deliriyor herif. 50 tabak daha eksik satacak yani. Ya şu ışıkları çekin aman aman. Esnaf geldi ya. Vedat abi de orada diyor ki ambiyans falan diyor. Adam diyor ki ambiyans konuşma ne ambiyans. O kadar uzaklar birbirlerine.